Evet arkadaşlar merhaba. Futbol Manager 2020 Trabzonspor ve Türkiye kariyerimize devam ediyoruz. Güzel bir maç oynamamız dileğiyle. Şimdi Sırbistan ve sonraki takımımız ne? Kazakistan. Türkiye ile bu arada şov yapıyorduk arkadaşlar. 3-0, 17-0. Bir arkadaşım bana yorumda 11-0'lık sonuç aldım dedi. San Marino ile 17-0 bir şey değil ama Kazakistan 13-0'ımız iyiydi. 17 tane gol de hani herkes atamaz arkadaşlar, onu söyleyeyim. Hani böyle oyun bile olsa zor bir olay. Bir ara hakikaten oyuncuya, hani kulübe de takıma da üzülmüştüm. Bayağı bir problem çünkü 17 tane gol. Oyun bile olsa insan üzülüyor. Şimdi gelelim maça. Ya şey, siz de sıkılıyorsunuzdur muhtemelen. Hani ben mesela kulüp takımıyla oynadıktan sonra hani böyle 10 günlük, 12-13 günlük milli takım araları oluyor ya. O arada hiçbir şey yapamıyorsunuz. Maç oynayamıyorsunuz FM'de. Ya geçmek de istemiyorsun. O arada insan canı sıkılmaması için gerçekten bir tane milli takım alması gerekiyor. Evet arkadaşlar, 2 tane değil, 3 tane değil, 4 tane de menajer yapabilirsiniz. Şuradan yeni menajer ekle dersiniz. O şekilde gösterebilirsiniz. Bir arkadaşım bana şeyi sordu da onu maç içerisine göstereceğim. Bildiğim kadarıyla hani şöyle düşünün. Belki sizin de sorunuz olabilir o. Maç diyelim. Şimdi arkadaşlar gelelim buraya. Değil de, bu değil arkadaşlar. Ben şimdi size ne göstereceğim biliyor musun? Spiker metni rengi olarak sade renkleri kullanır. Şu geniş özet, hani maç içerisindeki şeylerin buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın nereden yaptığımı göstereyim tekrardan da. Ben neyi arıyorum size yaptığım zaman söyleyeceğim. Şimdi siz genel bakışı görüyorsunuz ya şuradan. Bu arada buradan temayı değiştirebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Açık ton, koyu ton. Bu arada benim grafik kalitem iyi. Bu arkadaş benim şimdi iki tane ekran kartı var. Bu yanlış gözükmesin. Nvidia'yı görüyor şu an. Diğer gördüğü ekranda gayet iyi. Bu arada şu an ölçekleme yaparsanız şöyle daha da küçülecektir. Bekleyelim. Neden bahsediyordum? Şimdi iki tane ekran kartı. Benim bilgisayarım şu an Asus. Asus'un Vivobook serisi. 16 GB RAM'imiz falan var. 8. nesil işlemci. Ama şöyle bir durum var. Arkadaş bunun içerisinde harici olarak bir ekran kartı olduğu için onu görüyor. O sebeple de hala niye gelmedi? Harici ekran kartına göre 3D grafik kalitesini belirlemiş. Aslında böyle bir durum yok. Hoş. Ben oyunu da şey göstermedim. Yani %95 bir şey değildi yani. Bir dakika. Maça bir daha geleceğim. Allah Allah. Neyse, maç içerisine bakacağım, göstereceğim sizlere. Arayüz diyeyim. Yok, arayüzü buradan değiştirebiliyorsunuz. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi CM oynayanlar varsa çok iyi bilirler. CM 3-4. Değil mi? CM 3-4'te şu görmüş olduğunuz oyuncular 3D olarak gözüküyor ya, 3 boyutlu görünüyor şu anki. 3 boyutlu görüntü yerine 2 boyutlu görüntüler vardı. Hani bir tane küçük top gidiyor. Onu takip ediyordu hani. Topla birlikte oyuncular böyle kare, piksel piksel gidiyordu. Oradan siz fark ediyorsunuz. CM 3-4'ten de ziyade CM 4-5, 5-6 orada daha açık bir şekilde gözüküyordu. Hatta CM1-2 de zaten şeydi, yazıydı yani hep.
Abi 200 megabaytlık dosya o zamanlar. Nostalji. Evet, kadroyu ayarlayalım biz. Cenk'imiz, Sangare'miz, Uğurcan'ımız. Ya şu Uğurcan'ı burada bir türlü satamadık. Çağlar, Merih, tamam. Zeki, Süleyman. Süleyman Luş. 5 milyonluk değere kavuştuğu olan. Yusuf Özcü, Hakan. Cengiz sakattı. Bilal Başacıkoğlu arkadaşlar. Bilal bu arada uçuyor. Yani futbol menajerde normal oyunda Trabzonspor'da harika oynuyor. Bilal onu söyleyeyim. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok iyi bir oyun ortaya koyuyor. Tamam. Başlayalım biz. Evet şurada hemen bir şey bakacağım. Luka Jovic, Dimitrovic, Milankovic, Maksimovic, Vejkovic, Marko Grujic çok iyi oyuncu. Çok güzel oyuncu yani. Marko Grujic. Ben bazı oyunlarımda alıyorum onu. Kiralıyorum daha doğrusu. Oradan biliyorum. Hadi bakalım. Bir maça girmeden önce arkadaşlar. Bir daha bir bakayım. Aynen bu. Arkadaşlar. Maç stilini değiştir demişti arkadaşımın biri. Soru sormuştu. Buradan gösterebilirim. Yani şurada oyun içerisine girdiğiniz zaman kamera kısmından tercihlerde de vardır bu. Ben fark edemedim. Kale arkası. Dikey açı. Hani biz hep yönetmen diyoruz ya. Ya da istatistikçi olarak gözüküyor. Yani yukarıdan bakıyor ya adam. Stadı görüyor. Taç çizgisi. Televizyon. Televizyon açısıyla da bakarsanız böyle gözüküyor. 2B klasik dediğimiz zaman bizim CM stiline dönüyor. Vay be. Bir nostalji. Biz televizyona geçelim. Cenk Süleyman. Çağlar. Hakan. Sol taraftan Cenk Tosun. Televizyondan izliyoruz. Süleyman. Önderdiği uzun bir taç atışıydı. Abdülkadir Orkun. Jovic. Tadic, Jovic. Polonya golü attı ve şimdi Sırbistan vurdu. Bu da bayağı bir uzak açıyla gösteriyormuş. Jevkovic, Miljovic, Veliškovic, Marko Grujic, Marković. Şimdi Dimitrovic, Veliškovic. Bir geri bir ileri. Basıyoruz önde ve şimdi yakaladılar. Milankovic kesti içeriye. Uğurcan mükemmel kurtardı. Yani kale arkasından izleyelim pozisyonu. Aman tanrım golü yedik. O kadar oyun oynarsak golü yeriz. Tadic kesti içeri. Ah savunma hatası. Pahalıya mal olmuş. Şimdi Süleyman döndük oyuna. Hakan Çalanoğlu. Hakan geçti rakibini. Kesti içeri Yusuf'a gelmedi. Şimdi Zeki Çelik. Zekiciğim geri döndü. Merih Demiral. Çağlar Soyuncu. Çağlar verdi Merih'e. Merih'ten Çağlar'a. Çağlar'dan geriye Uğurcan'a. Uğurcan Çakır. Evet Abdülkadir. Orkun Kökçü. Abdülkadir. Abdülkadir. Sağ tarafta Abdülkadir Ömür'ü görür mü? Abdülkadir Ömür'ü gördü. Abdülkadir Ömür kesti içeriye mükemmel bir gol. Cenk Tosun, Abdülkadir sol ayağının içiyle çok güzel kaldırdı topu. Abdülkadir parmak, şimdi maçtayız. Abdülkadir Ömür sol ayağıyla mükemmel pas. Cenk Tosun aynı güzellikte bitiriyor.
Skor 1-1'e geldi. Zaten gol atmamız bekleniyordu ve golümüzü attık. Şimdi Tadic. Milenkovic gidiyor. Grujic. Tadic. Sağ taraftan geliyorlar. Milenkovic. Ve kaptık topu. Şimdi Hakan Çalhanoğlu. Hakan gidiyor. Hakan verdi pasını. Süleyman. Abdülkadir. Alkış geliyor taraftarlardan. Harika paslar. Orkun Kökçü. Orkun verdi. Süleyman vurdu. Hakan vurdu. Yusuf. Abdülkadir. Öncesine müdahale geliyor savunmadan. O arada ikinci golümüzü yedik. Pardon, yani ligde ikinci golümüzü yedik. Maçta yemedik. Şaşırmayın. Skor 1-1 çünkü. Şimdi Süleyman. Hakan'ı gördü. Savunma müdahale etti. Hakan Çalhanoğlu. Yusuf vurdu. Direkten döndü. Abdülkadir şimdi. Atağımız sürüyor. Abdülkadir parmak. Alkış yine. Abdülkadir parmak. Bir faul. Yusuf Yazıcı vurur mu kaleye? Vurdu Dimitrovic. Ben gol diye ayağa kalktım. Merih Demiral kaptırman. Seki. Abdülkadir. Abdülkadir Ömür mükemmel gördü. Hakan Çalhanoğlu sıfırdan orta kesti ama savunma müdahale ediyor bu topa. Hakan kesti savunma. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü attı. Skor 2-1'e geldi. Orkun ben buradayım diyor. Sırbistan'ı bana bırakın dedi. Ve 48. golümüzü attık. Bu golle birlikte pardon canlıya geçelim. Yapma. Devam ediyoruz. Marko Grujic hafif bir sakatlık geçirdi. Riske etmediler. Hemen çıkardılar. Jovic döndü. Tadic vurdu Uğurcan. Şimdi köşe vuruşu 45. dakika. Tadic kullandı. Bir köşe vuruşundan gol yemişti. Kostic. Abdülkadir gereksiz bir faul. Şimdi 45. dakikadayız. Dušan Tadic kaleye vurabilir. Orta kesti Jovic. Şimdi köşe vuruşu. Artık uzatma dakikaları 3 dakika vermiş. Bayağı uzun. Dušan Tadic kullandı. Savunmadan döndü. Yine bir savunma müdahale ediyor. Aman tanrım. Serbest vuruş güzel. İlk yarı bu sonuçla mı bitecek? Evet, ilk yarı 2-1'lik galibiyetimizle taktiğe gelelim. Hücum ağırlıklı pozitife çevirelim. Şu ana kadar Süleyman kötü oynuyor. Bir 10 dakika daha bakarız. Bu arada kimin kondisyonu düşüktü? Ve Milenkovic, Kostic, Süleyman güzel girdi araya. Cenk Tosun. Cenk sağ taraftan hareketlendi. Cenk rakiplerini geçti. Penaltı. Cenk Tosun kendi getirdi. Kendisi penaltıyı yaptırdı ve penaltıyı ben atacağım dedi. Cenk geliyor. Cenk vurdu 3-1. Sırbistan deplasmanında 3. golü buluyoruz. 3-1 oldu artık skor. Daha rahatız. Ve şimdi bakıyorum. Süleyman toparladı. Dimitrovic. Kaptık Hakan. Harika gördü. Cenk Tosun hat-trick mi? Bekledi Yusuf. Abdülkadir. Süleyman. Ve köşe vuruşu tehlikeli. Tadic kullandı. Aman tanrım. Uğurcan çok güzel. Şans anı bizim adımıza. Yusuf çıkıyor. İrfan Can Kahveci giriyor. Milenkovic, Lučkić, Milenkovic, Dušan Tadic, Milenkovic harika bir pas. Zeki berbat bir hata yaptı ama offside. Offside'a rağmen. Abdülkadir şimdi çıkacak. Pardon ne Kaan Ayhan'ı ya. Bilal Başacıkoğlu. Dušan Tadic yine kullandı. Harika kullanıyor Tadic. %60 toplu oylama yüzdemiz var. Haken de yürüldü. Haken. Okay yokuşlu giriyor. Abdülkadir de yoruldu. 10 dakika kaldı artık.
Skor bizim lehimize. Dušan Tadić yine kullandı. Henk Tosun, İrfan, Süleyman, Hakan, Süleyman, Okay. Bu arada Zeki, Bilal, İrfan, Zeki, Orkun, Cenk, İrfan, offside. Rakibe gel. Evet, Milenkovic, Jovic. Milenkovic kesti, savunma müdahale etti. Sergey. Abi ne yaptın sen? Uğurcan şimdi. Meri. Zeki Çelik. Sağ tarafta Bilal'i gördü. Bilal bastı topa. Şimdi Okay. İrfan. Hakan çok iyi. Hakan soldan geliyor. Hakan kes içeri. Hakan kesti. Savunma müdahale etti. Orkun. Süleyman'a berbat bir pas. Şimdi 3'e 2 yakalandık. Oo. Abi çok iyi geldiler var ya. Milenkovic, Jovic, Hakan, bir daha Orkun, Sergey, Süleyman hata yapma, Hakan, Orkun, Okay, son çırpınışlar artık Sırbistan'ın. Zeki, çok iyi gidiyoruz, Zeki gidiyor, Zeki kesti, Orkun vurdu, ya nereden vuruyorsun o topa, Hakan kesti, savunma müdahale etti. 92-94 son saniyeler artık. Kaleci Dimitrovic. Sırbistan artık son kez yükleniyor. Sergey sol tarafta, Nestavic ve Bilal Başacıkoğlu gidiyor. Bilal aldı savunmacı karşısına. Bilal Tadić bayağı bir efor sarf etti bugün takımı tutmak için. Zeki, Süleyman, Okay, Hakan, İrfan vurdu gol. İrfan Can Kahveci. 50. golümüz geldi. 4-2 öndeyiz. Ve bu skor artık maçın son düdüğü gelmeliydi. Veskovic ve Milenkovic ve 4-2. Eze. %59 toplu oynama yüzdesi. Bakalım istatistiklerde. 13.4 kilometre Hakan Çalhanoğlu. Bekler misiniz? Beklemezsiniz. Orkun 12.6. 12.5 Zeki. Süleyman 12.5. Harika. 10 kilometre civarı koşmuşlar. Cenk Tosun 11.3. Savunmada. Top kapmada. Yani çok iyiyiz yani. Evet, 4-2'lik deplasman sonucunda Sırbistan'a geçtik. Benim aslanlarım müthiş mücadele etti. Ve şimdi bakalım. 7. Sırbistan'a attık oraya. Kaç maçımız kaldı? 3 maç. Bu maçı kazandık mı gruplardan çıkıyoruz. Deplasmanda Kazakistan. Onlar da 5. sıradalar. Altı takımlı turnuva. Kazakistan. Evet. Oh, Andoroy 12-0. Ronaldo
175 maçta 100 gol ne demek ya? Adam makina gibi 8 maçta 7 gol. Ama işte artık futbol yok. Evet, basının yine çarpıcı soruları. Ya şu basında da hani bu oyuna da şey getirseler güzel olur. Hani yapay zeka olgusu gelse hoş olacak. Ama onun için de sürekli aslında online olması lazım. Hoş, biz zaten online'ıyız. Steam üzerinde bir anlaşma yapabilirler. Mesela kazandıkça Steam'de şey geliyor ya, işte duvar ördün, müthiş savunma falan filan diye. Oyun içerisinde şu medya ile yaptığımız görüşmelerde de bu medyanın sorularının abi güncellenmesi lazım. Yani hep aynı sorular, hep aynı cevapları verip böyle otomatiğe bağlıyorsun. İşte 2 numara hep olumlu cevaplar, 1 numara olumlunun olumlusu. İşte 3 kararsız, ya ortada duruyor. Ne süt, ne etli, ne sütlüye cevaplar. En alttaki 2 sütunda hep olumsuz. Biraz böyle daha böyle şey olsa, yaratıcı olsa. Mesela gitmişsin ligi, namağlup şampiyon bitirmişsin. Müthiş bir performansın var. Ya sürekli bu şey yapsın, yapay zeka olgusu olsun oyun içerisinde. Sana daha enteresan şeyler sorabilir. Yani bunları yapabilirler. Zor bir durum değil. Sonuçta her şey yapay zeka ile şu an kontrol ediliyor. Abdülkadir Ömür. Cezalı. Gel bakalım Bilal. İrfan gel. Umut Bozok gel. Gel gel çekin mi? Dorukhan gel. Dorukhan. Hüseyin gel. Zekicim gel. Altay sen de gel ya. Bir dakika ya. Gökhan Akkan var. Gökhan milli yapalım şu oyuncuyu ya. Çünkü iyi oynuyor ya. Altay Fenerbahçe'de değil şu an değil mi? Bordo'da. Fransız takımına gitti. Süleyman, Hasan Ali. Ve biraz daha farklı oyuncularla oynayacağız. Kazakistan'a karşı. Deneyelim. Ve maç başladı. Kazakistan başladı. Start save. Orta sahada Orkun Kökçü. Şimdi Bilal. Daha maçın başında bu olmaz ki ya. 10 kişi kaldık mı? Bilal'i övdük övdük övdük. Şimdi bizi rezil etti. Evet. Hasan Ali. 10 kişi oynuyoruz. İşte futbolda bunlar da var arkadaşlar. Nazım Sangare. Umut Bozok. Umut kesiyor, offside. Bu gol olsa güzel olurdu işte. Yani Hakan doğru yerde dursan hiçbir şey yok. Tertemiz pozisyon. Evsev. Hasan Ali. Evet. Hasan Ali şimdi uzun oynadı. İrfan. İrfan Can Kahveci. İrfan vurdu gol. İrfan Can Kahveci. 1-0 öndeyiz. Dakikalar 12. Hasan Ali gönderiyor. Uzun bir pas. Bayağı gerideler. İrfan geriden geliyor. Mükemmel gitti. Kalecinin sağ alt köşeden alt kolundan hemen aldı. Abi biraz sakin olun ya. Zaten o Bilal'in yaptığı tam bir faciaydı ya. İrfan, Umut gidiyor. Umut. Bomboş bir alan var. Umut.
Umut Bozok. Hakan vurdu, gol oldu. 10 kişiyle 2-0 öndeyiz. Yılmıyoruz. Aman o Zilo. Kaçırdılar. Nazım Sangare. Şimdi hata gelmesin. Dorukhan. Umut. Dorukhan. İrfan. İrfan. İrfan sağ tarafta Sangare'yi gördü. Dorukhan. Orkun. Hakan. Hakan faul yapıyor. Offside'miş. Şimdi 20. dakika. Adil. Sulev. İsakov. Kesti içeriye, savunma. Sangare. Yine savunma. Orkun. Hakan şimdi. Önünde boş bir alan var. Hakan. Mükemmel gidiyor Hakan. Seri ve penaltı. Hakan Çalhanoğlu. Mükemmel girdi içeriye. Hakan vurdu, 3-0. Adeta yapıştırdı. Ya Bilal, şu maçta sol yapacaktın ama. Şansını kaybettin Bilal. Hasan Ali. Hakan Çalhanoğlu. Hakan. Hakan kesti içeriye. Umut Bozok direkt. Neler oldu orada? Hakan kesti içeriye. Orkun vurdu. Savunmada bir haşlama geldi. Şimdi Sangare. Umut. Dorukhan vurdu. Kaleci Adil. Adil mi? Haydir bak. Orkun Kökçü. Orkun gidiyor. 4 kişinin arasından gidiyor. Verdi pasını Hakan. Bekletmeden mükemmel gördü. Şimdi Umut Bozok. Umut. Umut kesti içeriye. Hakan vurdu. Hat-trick. Hakan hat-trick yapıyor. Ne kadar güçlü bir savunmayla birlikte futbolumuz olduğunu gösteriyor. 10 kişi olmamıza rağmen. Şimdi köşe vuruşu. Hüseyin vurdu. Adil. Şimdi uzun oynadı. Biraz daha bekleseydim kardeşim. Nazım Sangare. Sangare kesti. Hasan Ali. Hakan vurdu. Adil. Hakan her vurduğunda adeta ya kalede ya kalecinin üstünde. Orkun. Hüseyin. Dorukhan. Hüseyin. O bile heyecanlandı. 15 şutumuz var. Onu kaleyi tutmuş. Polonya'da 5-0'ı buldu. Biz bu maçı kazandığımız anda artık Avrupa Dünya Kupası'nda garantiliyoruz. Evet, bir kişi eksik olmasaydık acaba neler olurdu? İrfan, Meri, Hüseyin, Gökhan Akkal. Ona hiç top gelmedi bugün. Meri. Şimdi Hasan Ali. Uzun bir taç. Orkun. Hasan Ali. Hasan Ali kesti. Umut Bozok. O da attı golünü. 5. gol geldi. Umut'un ilk golü oldu bu. İlk gol aynı. 1 gol 2 asist. Yorulanı dışarı alıyoruz. Şimdi hiç oynamamış var mı? Kadroda herkes oynamış. Merih. Dorukhan. Demiral. Merih. Dorukhan. Sağ tarafta Yusuf Yazıcı kesti içeri. İrfan vurdu. Kaleciye çarpan top. Kornere gitti. Hakan kesti içeriye. Faul geldi. Merih Demiral. Şimdi Hakan kesti içeriye. Dorukhan. Orkun. Şimdi Nazım Sangare, Hasan Ali, Yusuf mükemmel bıraktı. İrfan, savunma girdi araya. Nadir savunmalardan biri bu. Şimdi Hakan kesti içeriye. Merih Demiral mutlak bir gol pozisyonu, kaçırıyor.
Yani Meri'yi çıkarmasak da fayda eder mi? Orkun'u çıkartalım. Okay yokuştu. Hakan'ı çıkartalım. Enes Ünal. Biraz daha Enes oynasın. 28 şutun 14'ü kaleyi tutmuş. Adil ne yapsın? Hasan Ali, Dorukhan. Dorukhan Toköz. Sağ tarafta Yusuf Yazıcı'yı görmek istedi. Savunma müdahale etti. Şimdi Adil. Kazakistan'ın ender geliştiren atalıklarından biri Evsev. Sağ tarafa mükemmel oynadı kim? Gol geldi mi? Kaleci Gökhan. İlk maçımda gol yemeyeceğim diyor. Sangare, Gökhan. İlginç bir tutuş. Ya kaleye ilk kez geldiler. Onda da güzel geldiler. Şimdi Gökhan, Meri. Gökhan Akkan. Sol tarafta Hüseyin. Uzun oynadı. Bir pas hatası var. Şimdi Enes Ünal. Enes girdiğinden beri pozisyon yok. Evsev. Topu kapalım. Okay. Enes. Hasan Ali. Sağ tarafta Yusuf Yazıcı. Yusuf, İrfan, Sangare. Biraz şöyle yapalım. Ah be Enes, ah be çocuk. Hadi sana gol attıralım. Enes'e gelmedi. Okay vurur mu? 6-0. Hissettik adeta. Okay yokuşlu. Nazım Sangare. Kesti içeriye. Haçenko. Okay yokuşlu. Mükemmel bir vuruş. 6-0 ve skor geldi. Sangare. Şimdi sol taraf oynadı. Maçın artık son düdüğünü bekliyoruz. 56. golümüz geldi ve 10 kişiyle 6-0'lık galibiyetle Dünya Kupası elemelerinde çıkıyoruz. Niye bunun haberi yok? Evet. Yani kasten yapmadı ama saçmaladı. Türkiye rotasında. Arkadaş yani sen buraya niye el yazmıyorsun ki yani? Neyi bekliyorsunuz? Macarlarla Polonyalılar mı? Tamam, bir puan alsak birinciyiz. Onu mu diyorsunuz? 8 maç 53 averaj nedir ya? 15 asist. Mantar. Bizim gollerin hepsini kim atıyor? Hakan, Cengiz. 55 gol atmışız. Herkes gol yükünü paylaşmış yani. Çok ilginç bir durum. Ya böyle bariz öne çıkan bir şey yok. Herkes gol atıyor abi. Gelişine. Türkiye'nin golü. Ya bırak da verilmesin ya. Daha neyi verecek? Evet, Trabzonspor Antalya maçını oynayacağız. Bir sonraki maçımız sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde Champions League. Rezil gidişe Salzburg'la son vermek istiyoruz. Çiğburnu'nda yıldızımız Gökhan Akkan. Hadi başarılıydın. Seni de şey yapmak istedik. Yani Kazakistan maçı kadar güzel bir maç olamazdı herhalde. İki defa top geldi. Gökhan da iyi bir kaleci yani, hakkını yememek lazım. Evet. Şimdi Antalya ile oynayacağız ama burada bir mola vermek istiyorum. Ya çay kahve falan alacağım arkadaşlar. Sonrasında sizlerle birlikte ne diyor? 19 yaş altı ön eleme. Burada da şöyle şunu da gösterip öyle yapayım size arkadaşlar. Şimdi sizin gözlemcilik ekibiniz var. Gözlemcilik ekibinize siz görevlendirme atayabilirsiniz. Mesela az önce bir organizasyon vardı ya, milli takım.
Neydi 19 yaş altı? Neydi? Bir dakika, bir daha gelelim. Avrupa 19 yaş altı elemeleri. Avrupa 19 yaş altı elemeleri değil mi? Geldim. Görevlendirmeler. Yeni görevlendirme. Organizasyon. Milli takım. 21 yaş değil. Dediniz ki burada istediğiniz gibi fark etmez diyeyim mesela oyuncu türünü, o kendisi size getirsin. Ya da detaylandırmak istiyorsanız eğer özellikle bizim taktiğe uygun formatta. Mehmet Önal. Gözlemciyi bitirdik. Başlat. Tamam. Mesela o arkada size gözlemlendirme ekranını gösterecek, raporu çıkartacaktır. Hemen yaptı bir tane Muhammed Özkaş'ı. Bize bu Trabzon için tabii ki yaptı. Türkiye için getirecek. Yani maç raporunu, maç istatistiklerini, yani oyuncularla ilgili bir rapor size sunacak. Hani gerçek hayatta böyle istatistikçiler var, scoutingçiler var ama hangi takımlar kullanıyor derseniz çok az takım kullanıyor. İkinci önleme turları ile ilgili size şey yapıyor. Siz gelip buradan otomatikman bakabilirsiniz ama ben gözlemciden gelmesinden daha yanayım. Bir sisteminiz oluyorsunuz. İşte her şeyle ilgilenemeyebilirsiniz arkadaşlar. Bunları da göstermek istedim. Bir sonraki kariyerimizde yani devam edeceğimiz Antalyaspor Salzburg maçlarını oynayacağız. Herkese keyifli, FM dolu günler diliyorum.